Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Metin ve bugün sizlerle birlikte efsanevi bir videoyla karşınızdayım. Bugün Aternos'ta bir sunucuyu 7/24 nasıl yaparsınız bunu göstereceğim. Discord'dan bir arkadaşımız Mustafa bana dedi ki böyle bak dedi buna ve denedik falan, gerçekten çalışıyor. Bunu göstereceğim. Videoda şimdi sizlere 2 tane falan kod gerekecek ve bu kodları ben Discord sunucumuzda 300 like'a videoyu geçtikten sonra paylaşacağım. Bu arada like'larınızı kesinlikle unutmayın yani. Gerçekten güzel bir şey oldu. Bu videoya da İngilizce ve Almanca altyazı da eklemeye çalışacağız eğer ekleyebilirsek. O yüzden yani güzel bir video olacak. Sadece Türkler için değil, böyle yabancılar falan da görsün, daha fazla kişiye ulaşmak için bu videoya altyazı falan da eklemeyi düşünüyoruz yani. Şimdi hemen bir masa üstüne geçelim ama gerçekten çok güzel oldu. Bu zaten şu an plugin serilerimizde kullandığım, plugin eğitim serilerimizde kullandığımız Skyblock sunucumuz bildiğiniz üzere. Diğer plugin eğitim videolarımızı izlemek istiyorsanız oynatma listelerimize giderek, izleyerek yapabilirsiniz yani sorunlarınızı. Ve hemen masa üstüne geçip gelelim o zaman. Evet gençler, ben hemen masa üstüne geçip geldim. Şimdi bize iki tane site lazım olacak. Birisi glitch.com, buraya girip kayıt oluyorsunuz. Ve aynı şekilde bu siteye de kayıt oluyorsunuz. Ve bunların ikisini olduktan sonra nasıl yapılacağını göstereceğim abi. Şimdi buradan New Project diyorsunuz. Buradan Hello Express diyorsunuz. Ve şurada iki tane kod var. Bu kodları da Discord sunucumuzda paylaşacağız 300 like'ı geçtikten sonra. O yüzden beğeninizi ve daha fazlası gelirse bir şey daha var. Şu bildiğiniz gibi bu aralar Aternos sunucuları yavaş açılıyor, yani geç açılıyor. Bazıları 70 dakikada açılıyor, 80 dakikada açılıyor. Nasıl daha kısa bir sürede açabilirsiniz sunucunuzu, onunla ilgili de bir video çekerim güzel like sayısı gelirse abi. Şimdi gençler burada, buraya geldikten sonra böyle bir yer geliyor karşımıza. Şu public ve şunu siliyorsunuz, ismini okuyamadığım şeyi. Şunları şuradan hemen siliyoruz. Ondan sonra şu server JS bölümündeki şeyleri silip şu kod, bunu böyle kopyalıyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz. Burası böyle. Şu IP şuraları falan düzenlemeyi göstereceğim. Bu arada şurayı da düzenleyelim hemen. İkinci kod yerine ne yazacağımızı. Onu da şunu kopyalıyoruz ve aynı şekilde buraya yapıştırıyoruz. Şimdi şöyle bir şey, IP'nizi buraya yazıyorsunuz. Şu an aslında ben bu IP'nin üzerine 7/24 şeyini uyguladım. Bir daha oluyor mu? Hatta deneyelim sizlerle. Aynı şekilde yazayım ben. IP'mizi buraya yazıyoruz abi. Mesela bu botun şifresi falan. Benim şu an sunucumda out mi yok. Out mi olmadığı için aslında buna da çok iyi bakıyorum. Buraya bot name'ini yazıyorum. Mesela daha demin Midnight diye oluşturmuştum. Bot name'ine mesela Midnight 1 diyelim. Mesela bot olarak gelecek abi. Buraları bu şekilde dolduruyorsunuz. Tamam, burası bu şekilde. Bu kısım hazır şu an. Ondan sonra bu siteye geliyorsunuz. Bu sitede böyle bir yer geliyor karşınıza. Buraya da normal bir şekilde kayıt alıyorsunuz. Buradan buna tıklıyorsunuz. Buradan Edna'yı monitöre geliyorsunuz. Buradan HTTP'yi seçiyorsunuz. Buranın ismini Midnight 1. Mesela ben Midnight diye yapmıştım daha önce. Midnight 1. Şimdi buraya bir URL'e gerekiyor. Bunu da nereden bulacağız? Şurada show diye bir şey var. Buna tıklıyorsunuz. Buradan tekrardan buna tıklıyorsunuz ve bunu kopyalıyorsunuz. Ondan sonra buraya geliyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz. Şu sondaki slash'ı da silmeniz yeterli. Buradan create monitor, böyle bunlara basıyorsunuz. Buradan seçtik ve oluşturdu. Midnight 1 diye bir tane de. Hatta ben şimdi bir serverimize geçelim bakalım. Serverimizde şu an 4 kişi var. Biri Mustafa, diğeri bak 2 bot da gelmiş. Mesela TP, Midnight bu şekilde. Burada Midnight var mesela. Bu botlarımızdan ilk deneme için açtıklarından biri. Sonra TP, Midnight 1 yazdığımızda ise diğer botumuza da gidebiliyoruz. Bu botlar böyle belli bir süreden sonra hareket etmeye falan başlıyor. Mesela buna Gamemod 1, Midnight 1 verirsiniz. Ve sürekli hareket eder. Bu şekilde bir bot üzerinden böyle sunucuya oyuncu ekliyorsunuz. Ve bunlar sürekli burada açık duruyor. Ama bazen Aternos şey yapıyor abi. Nasıl desem. Böyle sunucuları falan otomatik kapatıyor. 7/24 olaylarını falan engellemek için. Eğer server tekrardan açarsınız bu otomatikman giriyor. Yani siz yokken bile açıktır. Eğer bir soru sıkıntı çıkmazsa Aternos'tan ve serveriniz kapanmazsa. Çünkü bazen çöküyor böyle otomatikman. Yani otomatik bir şekilde bazen Aternos'ta sunucularınız saçma bir şekilde çökebiliyor. Mesela Midnight Left Game dedi. Birazdan o tekrardan girer büyük ihtimalle.
Aynen bak. Bazen bunlar çıkıyor tekrar falan gidiyorlar. Bu şekilde de iyiler. Ben nerede bir şey yaptım, bunlar belli bir süre yürüyor falan. Dünyanın sonuna kadar falan gitme challenge yapabilirsiniz botlarla. Bu videomuz da böyleydi. Gerçekten güzel bir yararlı bir video olduğunu düşünüyorum. Like sayılarınızı da kesinlikle kesinlikle atmayı unutmayın. Belki bunu belli bir süreden sonra belki bu çalışmaz. Çalışmazsa yeni şeyler falan da bulmaya çalışırız. Yakında dediğim gibi Aternos sunucularınızı kısa bir sürede nasıl açabilirsiniz bunu göstereceğim. Bununla alakalı birkaç püf nokta falan vereceğim. Video fikirlerinizi yazmayı da kesinlikle unutmayın. Yakında belki tekrardan biraz bu plugin'e yavaş yavaş belki biraz daha eğitim şeylerine döneriz arada bir video olarak. Ben de çok fazla hatırlamıyorum eskisi gibi plugin şeylerini, tekrardan biraz hatırlamaya çalışırım. Ve Discord sunucumuza gelerek Discord sunucumuzdaki helperlardan yardım alabilirsiniz yani. Bu video gerçekten benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çalışıyor. Ve YouTube'da bir sürü video var işte. Aternos 7.24 gibisinden falan. Onların çoğu çalışmıyor. Ve saçma çoğu video yani. RAM arttırma falan gibisinden. Ve biz güzel bir gerçek bir video çektiğimiz için mutluyum yani. Mustafa'ya da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Videoya kesinlikle like ve yorum yapmayı da unutmayın. Görüşürüz ve bye bye. Şu an video hazırlıyorum ve tekrardan sunucuya girdim. Bu botlar hala buradan çıkmamış ve sunucu kapanmamış. Hatta şu Midnight botun bir dakika attım mı bu sürekli yürüyordu. Şu an suda bir normal bir alana gidelim. Normal bir alana gittiğimizde de sürekli yürüyor yani. AFK kalmadığı için de atma gibi bir durumu da olmuyor. Hatta şu tepeden mesela kendimize çekelim onu. TP Midnight Mid Queen. Mesela bu burada yürümeye başlıyor da önüne bir şey gelmediği sürece. Bu şekilde de zaten sürekli hareket ediyormuş gibisinden gözüküyor. Ve Discord sunucumuza geldiğinizde bir kayıt sistemi var. Burada sessiz bir odaya girip isim ve yaşınızı söylüyorsunuz ve şu register odasından bir yetkili çağırıyorsunuz. Bu şekilde de kaydediyoruz ve şu roles kısmı diye bir yer var. Buradan gamer rol alıyorsunuz ve burada Script Zone diye bir bölüm var. Burada kodlarımızı paylaşacağız. Tekrardan dediğim gibi videoya like ve yorum yapmayı da unutmayın.